Karabağ'da konuşlandığı günden beri çözümsüzlükten yana olan ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış olmaması için uğraşan Rusya'nın aradan çıkarılması planlanıyor. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Gürcistan'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki arabuluculuk çabalarına dikkat çekti. Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın arabuluculuğundan tamamen vazgeçmeseler de buluşma yeri olarak Gürcistan'ı seçebileceğini aktaran Şahinoğlu Gürcistan Başbakanı Gari Garibashvili düzenlediği bir filmde, Tiflis'in Bakü ile Erivan arasında üst düzey görüşmeler için bir platform oluşturmayı planladığını söyledi. Garibashvili, Gürcistan'ın Haziran ayında gözaltına alınan 15 Ermeni askerinin serbest bırakılmasına ve Karabağ'daki mayınlı alanların haritalarının Azerbaycan'a aktarılmasına yardım ettiğini hatırlattı. Gari Garibashvili, Güney Kafkasya platformunun kalıcı olarak faaliyet göstermesini önerdi. Bunu faydalı bir röneli olarak görüyorum. Gürcistan, Azerbaycan'ın stratejik ortağı ve Ermenistan'ın dostudur. Başka bir deyişle, Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış ve işbirliği ile ilgilenmelidir. Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğundan tamamen vazgeçmeseler de, buluşma yeri olarak Gürcistan'ı da seçebilirler. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi Rusya dışındaki diğer oyuncular, Gürcistan'ın arabuluculuğunu ve bir buluşma yeri olarak seçilmesini takdir edeceklerdir dedi. Garibaşvili'nin önerisi üzerine Tiflis'te görüşmelerin başlayabileceğini vurgulayan Şahinoğlu, Ermenistan ile sınırın belirlenmesini, bir barış anlaşmasının imzalanmasını ve bir koridor açılmasını istiyoruz. Bütün bu konular, Garibashvili'nin önerdiği gibi, Tiflis'te diplomatik düzeyde düzenli olarak tartışılabilir. Şu anda hem Bakü hem de Erivan, Garibashvili'nin teklifine bir tepki bekliyor diye konuştu. Siyaset bilimci Kabil Hüseyinli, Kafkas Müslümanları dairesinin bazı yetkililerinin eylemlerinin endişe verici olduğunu söyledi. İran konusunda yanılgılara düşmeye gerek olmadığını belirten uzman, saldırgan Ermenistan'ın yükselişinde Tahran'ın rolü açıktır. Azerbaycan ordusunun topraklarımızı özgürleştirmesinden sonra Tahran'ın Ermenistan'a, bazen açıktan ve alenen, devlet olma duygularımıza dokunan bir yardım politikası izlediği de yatsınamaz bir gerçektir. Tahran'ın askeri güçlerini Araz bölgesinde yoğunlaştırma ve orada tatbikat düzenleme kararı, İran Şimolla rejiminin Ermeni Gregorian Kilisesi ile el ele yürüdüğünü doğruluyor. İran kendini şiddet içeren bir devlet olarak sunuyor. Bölgedeki istikrarsızlığın kaynağını ve Azerbaycan'a karşı Hristiyan Ermenistan'ı savunan İran devletinin özünü, dış politika çizgisinin tüm hatlarını bilmeli ve politikamızı, halkımızın dünya görüşünü bu doğrultuda şekillendirmeliyiz. Aynı zamanda, İran'da nüfusun çoğunluğunu oluşturan yurttaşlarımız hakkında aydınlatıcı bir siyasi propaganda hattı oluşturmaya hizmet edecek pratik eylemler üzerinde düşünmemiz gerekiyor, dedi. Tahran'ın Azerbaycan'da bazı destekleri olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu aktaran uzman, geçmişte İran burada beşinci kolunu oluşturmaya çalıştı ve bir dereceye kadar başarılı oldu. Tahran'ın Azerbaycan'da bazı destekleri olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu aktaran uzman, geçmişte İran burada beşinci kolunu oluşturmaya çalıştı ve bir dereceye kadar başarılı oldu. Son zamanlarda yabancı ülkelerde din eğitimini yasakladığımızı söylemeliyim. Ama İran'da okuyanların bir kısmı ülkemizde molla olarak başka işlerde çalışıyor. Bu yüzden Tahran'ın burada bir desteği var dedi. Kafkas Müslüman Heyeti'nin bazı yetkililerinin İran ile ilgili eylemlerinin endişe verici olduğunu vurgulayan uzman, Azerbaycan'ın haklı davasını açıkça savunamazlar. Doğru kelimeyi zamanında söyleyemezler veya söylemek istemezler. O açıdan bakıldığında bana öyle geliyor ki din ile hala sorunlarımız var. Azerbaycan'daki bazı dini kurumlar Azerbaycancılığın konumunu göstermiyor diye konuştu. İran, Azerbaycan'ı şantaj ve psikolojik baskı ile ne kadar yıldırmaya çalışsa da, hiçbir ümidi olmayacaktır diyen uzman, Tahran'ın eylemlerini ilkeli bir şekilde değerlendirmeli ve yeri geldiğinde İslam dünyasına ihanetini ve İslami değerlere yaklaşımını ortaya koymalıyız. Artık İran-Azerbaycan ilişkilerinde öyle bir raşamaya geldik ki, diplomatik manevralardan ve bazı meseleleri dikkatli yazmaya çalışmaktan kaçınmalıyız. Tahran'ın son 200 yıldır Azerbaycan halkına karşı yıkıcı bir duruş sergilendiğini görüyoruz. Afşarlar, Gajarlar ve diğer Türk boyları İran devletinin oluşumunda önemli rol oynadılar, İran'ın şanlı tarihini yazdılar. Buna karşılık, İran'ın bugün oynadığı yıkıcı rolü ve Azerbaycan Türklerine karşı konumunu açıkça belirtmek gerekir. Moskova'da yaşayan Amerikalı siyaset bilimci Andrei Koripko, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferinin, Güney Kafkasya'nın en güçlü ülkesi statüsünü teyit ettiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası toplumun Erivan'ı zorlamadığı için Bakü'nün Ermenistan tarafından henüz uygulanmayan 4 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını uygulamak için kredi başvurusunda bulunmasına da izin verdiğini aktaran uzman, siyasi açıdan bakıldığında, sonuç, Rusya'nın Kasım ayındaki ateşkesteki arabuluculuk misyonu nedeniyle bölgede sorumlu bir bölgesel aktör olmaya devam ettiğini de gösteriyor. Ekonomik açıdan Azerbaycan, bölgeler arası ilişkilerin kavşağı haline gelecektir. Ermenistan'ın tüm bölgesel ulaşım koridorlarının önündeki engelleri kaldırma taahhüdünün yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır. Genel olarak çatışma, Azerbaycan'ın Avrasya meselelerinde önemli bir oyuncu olarak yükselişinin sinyalini verdi dedi. İhtilafın bu kadar uzun süre dondurulmasından Agit Minsk grubunun sorumlu olduğunu belirten uzman, Ermenistan'ı dört Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uymaya zorlama sorumlulukları vardı. Ancak çeşitli nedenlerle yapmadılar. Ermeni lobisinin bu ülkelerdeki güçlü etkisi, bunun sebepleriyle doğrudan ilişkilidir. Stratejik açıklamalar da var. Bu nedenle, çatışmanın dondurulması, bazı aktörlerin Agit Minsk grubu ve diğer yollarla bölgesel etkilerini sürdürmelerinin bir yolu olarak görülebilir. Bununla birlikte Azerbaycan, Ermenistan'a karşı başarılı bir karşı saldırı sırasında uluslararası hukuk uygulamayı üstlenmiş ve bu nedenle uluslararası topluma değerli bir hizmet sunmuştur. Asıl sorun, Ermenistan'ın Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan 10 Kasım ateşkesini, özellikle tüm bölgesel ulaşım koridorlarını kapatma yükümlülüğünü tam olarak uygulamayı reddetmesidir. Başbakan Paşinyan, başlangıçta kabul ettiği koşulları yerine getirirse geri dönüşü olmayan bir huzursuzluktan korkarak aşırı milliyetçi bir sınıfın baskısı altında hissediyor. Bu nedenle sözünü erteler ve bozar. Çünkü o zaman anlaşamazlarsa Paşinya'nın kaçınılmaz olarak yok olacağı gerçeğine rağmen bugün birçok Ermeni ateşkes rejimini yanıltıcı bir şekilde utanç verici olarak görmeye devam ediyor dedi. Siyaset bilimci Sulhaddin Ekber, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran ile açıkça konuşmaya zorlandığını söyledi. Uzman, Cumhurbaşkanı'nın İran ile ilgili açıklamalarını çok sert bulmuyorum, aksine Azerbaycan Cumhurbaşkanı görüşlerini yumuşak bir dille, siyasi diplomatik bir dille, ılımlı bir tavırla ifade etti. Elbette Azerbaycan tüm gerçekleri hesaba katıyor ve onlardan farklı olarak İran ile ilişkilerin şu anki çöküşüyle ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarının Tahran'ın davranışlarında köklü bir değişikliğe yol açacağını düşünmüyorum. Tahran'ın bundan sonra daha dikkatli ve duyarlı olması mümkün ama özünde politikasını değiştireceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanının açıklamalarından da anlaşılacağı gibi Azerbaycan diplomatik kanallardan tutumunu aktarmaya ve sonuç almaya çalıştı. Ancak bu uyarılar işe yaramayınca devlet başkanı pozisyonunu kamuoyuna açıklamak zorunda kaldı dedi.